konusunda ümit ederim. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle birlikte kapatılacağı iddialarına bütün bunlar yalan dolan yanıtını verdi. Biliyorsunuz 14 adet şeker fabrikası özelleştirme için ilana çıktı. Zannediyorum Nisan ayında teklifler alınacak ve ondan sonra duruma göre karar verilecek. Her şeyden önce bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış. Şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak. Bu bir. İkincisi, bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Diyelim ki bir fabrika özelleştirildi. Orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek. Veya orada 5 yıl mutlaka çalışma garantisi var. Nişasta bazı şeker üretimini sıkı bir denetim altında alınacağını söyleyen Yıldırım, bunun için düzenlemeler getireceğiz. Ayrıca kotasını da kısacağız diye konuştu. Nişasta bazlı şekerler daha çok üretilecek. Bu da sağlığa zarar verecek. Tamam, nişasta bazlı şekerin, fruktoz şurubunun sağlık açısından bazı sakıncaları olduğu konuşuluyor tıp dünyasında. Ama ispatlanmış bir şey yok. Ama şüphe bile bizim için yeterlidir. Madem vatandaşımızın böyle bu nişasta bazlı şekerlere karşı böyle bir olumsuz bakışı var sağlık açısından, bunu biz çok önemsiyoruz. Bu yüzden de bu nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz. Ayrıca kotasını da kısacağız. Bunu da söylemiş olayım. Bu konuda da